Şarkıları, türküleri, filmleri, özel hayatı ve yaşadığı dönüm noktalarıyla İbrahim Tatlıses'in portresi geliyor ekranlara. Hem eşi bulunmaz sesi. Dünyanın başka hiçbir yerinde öyle bir ses var mı Allah aşkına yani? Çok başarılı bir tenordu. Hem inanılmaz yorumuyla bir müzik fenomeni. Olağanüstü bir yetenek, olağanüstü bir şarkıcılık. Ders olarak okutulması gerekli çok önemli bir sanatkar. Hem aşkları hem evlilikleriyle bir sevda fenomeni. Kalbiyle hem öyledir. Düşünceleriyle insan olarak da altın gibidir. Bir tek dileğim var, mutlu ol yeter. Sana kim aşık değil ki bu Türkiye'de? Hem gözyaşları, ağlamalarıyla bir duygu fenomeni. Mağarama gelmeden benim nasıl geldiğimi nereden bileceksin? Yani buraya İbrahim Tatlıses geldi, ona nasıl geldi, nasıl? Nasıl? Klasikleri, düetleri, filmleri, en komik görüntüleri ve arşivden çıkan ilginç görüntüleriyle İbrahim Tatlıses'in portresi geliyor. Nasıl İbo oldu? Aşkları nasıl gündem oldu? Türkiye'nin duygu fenomeni kimdir deseniz akla onun isminden başka bir isim gelmez. İbrahim Tatlıses. Ağlayan, ağlatan, seven, sevdiren adam. Yok hayatını, bir mağarada doğduğunu, bir ciğercinin oğlu olduğunu hep anlattı, anlatırken hep ağladı. Özüme inmeden, inime inmeden, mağarama gelmeden benim nasıl geldiğimi nereden bileceksin? İbrahim Tatlıses geldi, ona nasıl geldi, nasıl? Nasıl? Memleketi Şanlıurfa'nın efsaneleri Nuri Sesi Güzel ve Seyfettin Sucu'ya hayran olarak geçti gençliği. Genç yaşta inşaatlarda çalıştı, sesinin güzelliği düğünlerde fark edildi. Duysun dağlar taşlar, duysun sesimi, sensiz geçen günler verdi dersini. Besteci yapımcısı Yılmaz Tatlıses'le tanışır İbo. İbrahim Tatlı olan soy adı İbrahim Tatlıses olur ilk plağıyla birlikte. İyi ki soy adımın sonuna sesi eklemiş. Yaygınca bilindiği üzere ilk şarkısı Ayağımda Kundura Değil, İndim Gülün Bağına'dır. İstedim vermediler kız ben garibem. O şarkıda İbo'ya Orhan Gencebay ve Arif Sağ gibi iki büyük usta eşlik etti sazlarıyla. Arif Hoca ile beraber. İçeri girdim, Arif Hoca da birlikte baktım oturuyorlar. Ben de Orhan Gencebay böyle 18-19 yaşında falan belliyorum böyle. Çünkü öyle bariton bir sesten söylüyor ki özür dilerim yanlış söyledim. 70-80 yaşında bir adam zannediyorum. Karşımda Filinta gibi bir adam çıktı. İlk plağıma Orhan Baba ile Arif Baba çaldı. İlk televizyona çıktığında siyah beyaz yıllardı. TRT'nin Urfa belgeselinde sıra gecesinde oturan gençlerden biriydi İbo. Ben bu yaşıma tutup da kaldırım. Belgesel için bir de uzun hava okumuştu İbo. Urfa! Daha ünlü olmadığı 17 yaşında Hatay'dı dediği bir şey yaptı, Adalet Durak'la evlendi. Yaşım daha 17, evlenmeye karar verdim. Ne çoluğumuz var, ne yedek bir evimiz var. 11 kişi, 5 metre
3,5 metre eninde bir mertekli evin içinde. Babam bana dedi ki, evleniyorsun da karnını nerede yatıracaksın? Hangi evde, neresinde? 3 çocuk sahibi olduğu ilk evliliği 9 yıl sürdü. Adalet Hanım'la yıllar sonra ekranda yaptığı şu konuşma hala hafızalarda. 1973. Allah buldurdu Osman Bey. Allah buldurdu. Evet, Allah buldurdu. Ben bulmadım. Adalet Durak, İbrahim Tatlıses'ten bahsederken tek bir olumsuz cümle kurmuyor. Allah razı olsun. Yanlış ses olarak bakmamak lazım İbrahim Bey. O hem kalbiyle hem öyledir, düşünceleriyle insan olarak da altın gibidir. Ben inanıyorum. Belki hayat bizi bu noktalara getirdi ama öyle olması gerektiğine inanıyorum. İnancım gereği. Yani bunların yaşanmasının gerektiğine inanan bir insanım. Çok doğru. Kızgın da değilim. Kırgın da değilim. Sanıldığı gibi tek şarkıyla şöhret olmadı İbo. Şöhreti yakalamak için yıllarca bekledi ama yılmadı. Çok büyüksün İstanbul, biliyor musun? Kim bilir kimleri yuttu. Ama beni yutamayacaksın. Çünkü bir gün o kadar büyüyeceğim ki sen bile bana dar geleceksin. Hatta bir gün gelecek, bana İbo diyemeyeceksin. İbrahim Bey diye sesleneceksin. 1975'te çıkardığı Ayağımda Kundura plağından 3 yıl sonra TRT'de ekrana çıktı ve o günden sonra herkes onu konuştu. Hit şarkısı Sabuha 1979 yılında çıktı. Neredesin? Ah neredesin? Beni öldüreceksin. İsmini söylemekten. Belki de İbrahim Tatlıses'in hayatının en fırtınalı aşkının yaşandığı tarih 1979'u gösteriyordu. Kara Yazma filminde başrol oynadığı Perihan Savaş girdi hayatına. Ebu, buralardan kaçıp gidelim. Babamın sana kıymasından korkuyorum. Zalimin zulmünden kaçılır mı Eminem? Baksana çaresiz kalmışım, türkü çağırmaktayım. Sen erkeksin, bir çare bulursun. Büyük bir aşktı bu. Perihan Savaş yıllar sonra bu aşkı anlatırken şu cümleleri kullanıyordu. Bütün her şeyi çok yoğun yaşayan, yani ilişkiyi de yoğun yaşayan, sevgiyi de yoğun yaşayan, arkadaşlığı da yoğun yaşayan bir insandı. Beni çok etkiledi. Benim için önce Tanrı, sonra sensin. Bir tek dileğim var, mutlu ol yeter. Perihan Savaş'ın da bahsettiği İbo'nun en büyük eserlerinden Mutlu Ol Yeter, bu aşka yazılmış bir şarkıydı. Bu şarkımda aşkımı anlattım sana. Duymasan sevgini üzülmem buna. Alıştım yıllardır ben yokluğuna. Bir tek dileğim var, mutlu ol yeter. Bu şarkı... 80'li yıllarda artık sadece türkücü değildi. Albümlerinde arabesk şarkılar da kullanmaya başlamıştı. Ben mazi mi mazi? Üst üste hit olan arabesk eserleri seslendirdi. Bir kulunu çok sevdi, o beni hiç sevmiyor. Kalbime ona verdim, artık geri vermiyor. Bir kulunu çok sevdi, o beni hiç sevmiyor. Kalbime ona verdim, artık geri vermiyor. Her şarkısı liste başı oldu. Her şarkısı milyonlara ulaştı. Gülüm benim, gülüm benim, derdim aşkım, canım benim. Ayırmasın Tanrım bizi, budur inan tek dileğim. Perihan
Savaş'la ilişkisinden 1983 yılında kızı Melek Zübeyde dünyaya geldi. Ancak ilişki bu doğumdan kısa süre sonra bitti. Perihan Savaş o yıllarda bu aşkın bitişini bakın nasıl açıklıyordu. Gerçekten birbirimizi sevmeye başladıktan sonra bir yıl sonra ki benim de ona ilgim tabii ki karşılıksız değildi mutlaka. Ben de çok sevdim ama bir yıl sonra ben onun evli olduğunu öğrendim. Bilmiyordum. Hayır bilmiyordum ben. Ben onu bekar biliyordum ve bana bir gazeteci arkadaşım söyledi bunu. Yıllar içinde bir araya geldi İbrahim Tatlıses ile Perihan Savaş. Programında konuk etti Perihan Savaş'ı. Aşk olsun ben şurada kırmızı halılar, güller beklerken. Allah yandık. Yani. Rezil olduk az önce. Kendimizi nasıl vezir duruma getireceğiz diye. Yani rezillikten vezir duruma. Anında mesaj alındı. Arkadaşlar hemen bir tane gül almışlar. Yani bir tane ama özür dileriz. Kusura bakmayın efendim. Savaş'tan ayrılan İbo bir süre sonra kalbini karşısına çıkan esmer bir güzele kaptırdı. Bu güzelin adı Derya Tuna'ydı. Dertler derya olmuş, ben de bir sandal devrilip batmışım, boğulmuşum ben. Ve uzun yıllar süren fırtınalı bir aşka yelken açtılar. Ben İbrahim Tatlıses'i gerçekten çok seviyorum ve bir starla beraber olduğum bilincindeyim. Onun için İbrahim Tatlıses gerçek bir star ve star gibi yaşıyor. Onun için de rahatsız değilim. Efendime söyleyeyim, birlikte olduğum iki insana da buradan saygı ve sevgi diyorum. Çünkü hiçbir zaman benim için kötü bir şey söylemediler, kötü bir şey konuşmadılar. Dedi ya işte Adalet Hanım da dediği gibi, kader, kadere inanmak lazım. Ben kaderci mi diyeyim, kaderci miyim, değil miyim diyeyim ama kadere inanmak lazım gerçekten. Hayatımda üç tane erkeği hayatımdan çıkartamayacağımı biliyorum. Bir tanesi babamdı, rahmetli oldu. Evet, ikincisi İbrahim Bey'di, üçüncüsü de oldu. Bir dargın, bir barışık bir aşktı İbo ile Derya Tuna arasındaki aşk. Sık sık ayrılıp barıştılar. Yani yok, şu anda ben de düşünmüyorum. O zannediyorum o da düşünmüyor. Ama hayatından çıkarmadı Derya Tuna hiçbir zaman İbrahim Tatlıses'i. İbo silahlı saldırıya uğradığında onun için dua isteyen isim Derya Tuna'ydı. Ben inanıyorum ki Türkiye'nin %70'i %80'i şu anda ona dua ediyor. İnanıyorum ve o dualarla çok iyi. Aralarında bir aşk yaşandı mı yaşanmadı mı tam olarak bilinmiyor. Ama İbrahim Tatlıses ve Hülya Avşar ikilisi bir efsane şüphesiz. Yıllardır bir özlem. Yanıp durdu bağrımda, yıllardır bir özlemdi. Yanıp durdu bağrımda, tam ümidi kesmişken onu gördüm karşımda. Mavi mavi masmavi gözlerim boncuk mavi, bir gördüm aşık oldum bu gelen kimin yani. 1985 yılında Ayşem filmiyle başlayan birliktelikleri Mavi Mavi filmiyle devam etti. İbrahim Tatlıses, Hülya adını taşıyan bir şarkı yaptı ve aslında o yıllarda bir aşkın yaşandığını da gözler önüne serdi. Yeşil gözlere yandım, benim olacak sandım. Meğer vefasızmışsın, yazık sana inandım. Sonra beraber ekrana çıkan ikili o yıllara dair bakın nasıl itiraflar yaptı. Biz o çekilen sahnelerin hepsini ben Urfalıca söylüyorum, hepsini canlı canlı yaşadık. Duygusallık olmazsa o filmler olmazdı. Mavi gözlere yandım, benim olacağım.
olacak sandım. Meğer vefasızmışsın, yazık sana inandım. İbo Show'lu yıllar başladı 90'lı yıllarda. Ekranlarda fırtına gibi esen İbrahim Tatlıses unutulmaz programlar yaptı. Yağmur yağar ıslanırsın o yaban. Güneş doğar kurumasın o yaban. Ay ışığı der durursun. Yaman yakam olsun sen. Gelemem ben, gidemem ben, her güzele gönül veren ben. Gelemem ben, gidemem ben, her güzele gönül veren ben. Aç kollarım sana bayrama, üşüdüm üşüdüm sana. İbo ile unutulmaz programlara imza atan Sezen Aksu, tatlı sesin sesi için bakın neler söylüyor. En büyük hediyesiyle gelmiş dünyaya öyle bir ses. Yani dünyanın başka hiçbir yerinde öyle bir ses var mı? Kız demedim, dul demedim, evlendim. Üç demedim, beş demedim. Sadece Sezen Aksu mu? Kime sorsanız İbrahim Tatlıses için aynı şeyi söylüyordu. İbrahim Tatlıses şarkı söylediği zaman ben ruhumu teslim ederim. Ses vüs'ati ve kapasitesi açısından örnek olarak gösterilecek, hatta ve hatta mübalağa etmiş olmaz isem ders olarak okutulması gerekli çok önemli bir sanatkar. Ve Türkiye hudutları dahilinde yetişmiş iftihar vesilemiz büyük İbrahim Tatlıses. İbrahim Tatlıses! Ses bizim memleketimizin gelmiş geçmiş en kıymetli sanatçılarından birisidir. Canımız ciğerimizdir. Takvimler 1992'yi gösterdiğinde Derya Tuna ile ilişkisinden oğlu İdo dünyaya geldi. Bak saçlarım tek tek. ...90'lı yıllarda gazinolarda da fırtına gibi esen bir İbo vardı. Tomurcuk, tomurcuk gözleri balçık balçık... ...yaşıtım değilsin sen, sevimli tatlı çocuk. Tomurcuk, tomurcuk gözleri balçık balçık... ...yaşıtım değilsin sen, sevimli tatlı çocuk. 2000 yılında belki de en çok tartışılan aşkı başladı. Ah seni ben çok sevdim. Erken... Dansöz Asena ile olan birlikteliği çok konuşuldu, çok tartışıldı. Tatlıses Asena için Bebeğim şarkısına imza atmıştı. Bebeğim sana gönlümü verdim. Bebeğim sana. Tatlıses'in iyi hatırlanmadığı anılar. Türkiye'nin starı olarak tanınsa da İbrahim Tatlıses'in hataları da yok değil. Bu hatalar öyle yenilir, yutulur hatalar da değil. Sıkça tekrarlanan kadına şiddet olayları bunların başında geliyor. Yıllar önce Perihan Savaş'a uyguladığı şiddet, Derya Tuna ve Asena'nın vurulması olayında hakkındaki iddialar
ve yeraltı dünyasına olan yakınlığı, İbrahim Tatlıses'in hayatında kendisinin de tasvip etmediği hatalar. Yılın 2011, İbo'nun hayatı bir kurşunla değişti. Silahlı suikaste uğradığı 2011 yılının Mart ayında hayatı değişti. Yaradan'a kurban olayım, söylüyorum burada, rica ediyorum o hale getirmesin. Çünkü çok zor, biliyor musunuz? Yıllarca İbo ağlamıştı ekranlarda. Onun birçok kez gözyaşlarına tanık olmuştu Türkiye. Bu kez hayranları onun için ağlıyordu. Teşekkür ederim, sağ olun. Bir meçhule döndü benim hayatım. Fırtınalı aşklarına rağmen evliliği seçmeyen İbo, 2011 yılının Eylül ayında Ayşegül Yıldız'la evlendi. 2013 yılında Elif Ada dünyaya geldi. Mavişim şarkısını da eşine yazmıştı İbo. Mavişim mavilendim, kabına kilitlendim, bas tutmuştu yüreğim, seninle evlendim. Mavişim mavilendim, kabına kilitlendim, mavişim mavilendim. Evlenip boşandığı Ayşegül Yıldız'a kameralar aracılığıyla yaptığı evlenme teklifi de unutulmamalı. Reddedildi İbo. Evleneceksem evleneceğim, kalacaksam kalacağım. Elif'in anası olabilir. Tekrardan. Aydemir Akbaş 4 sefer boşandı, 5 sefer evlendi aynı hanımdan. Yani biten bir şeyin yani tekrar başlaması zaten mümkün değil. Peki bitmesinin ardında başka sebepler var mı? Bu konulara hiç girmeyeyim, hiçbir sebep yok. Ne üçüncü şahıs, ne beşinci şahıs, hiç öyle bir şey yok. Bizim İbrahim Bey'le aramızda hiç öyle bir şey olmadı. Yani ayrılmamızın sebebi de zaten öyle bir şey değil. Ne yapsa olay yaratan İbrahim Tatlıses'in son dönemdeki en çok konuşulan olaylarından biri, kendinden 42 yaş küçük Gülçin Karakaya ile yaşadığı aşktı. İbo ve genç sevgilisinin ilişkisi kısa sürse de gündem yarattı. Sana aşk yüzünden eski göz ağrısı Perihan Savaş'ın diline bile düşmüştü İbo. Allah gotiktir ağrısı, Allah gotiktir ağrısı. 2022 yılında ikinci kez ölümden döndü İbo. Bodrum'da yaşadığı bir trafik kazasını ucuz atlattı, ayağı kırıldı. Ama aynı gece kırık ayağıyla sahneye çıkarak herkesi şaşırtıyordu. Uykusuz gecelerimi haydi söyle. İbrahim Tatlıses son yıllarda oğlu Ahmet Tatlı ile yaşadığı küslükle de gündemde. Oğluyla arasındaki buzlar kazada bile erimedi. Kaza yerine ilk koşan Ahmet Tatlı olmasına rağmen baba oğlun küslüğü bitmedi. Gittik olay yerine. Bayağı da kötüydü. İtfaiye ekiplerimiz, bütün ekipler çalışıyordu. Büyük bir kaza atlattılar. Şimdi yandan çıktım. Doktorlarla da görüştüm. Sağlık durumu iyi. Yani buna da şükür. Gerçekten büyük bir kaza. Ama çok iyi bir şekilde çıkmışlar hepsi. Diğer arkadaşlar, diğer yaralı arkadaşlar da iyi çıkmış. İbrahim Tatlıses aşk hayatıyla sık sık gündeme gelirken 2022'de yaptığı yeniden evlenmek istiyorum açıklaması şaşırttı. Bana göre bu sene bitmeden olacak. Beni aldatmasın. Bana saygısızlık etmesin, bana saygısızlık etme. Son birkaç yılda İbrahim Tatlıses'in farklı çalışmaları var. 5 yıl önce Yaylalar türküsünü yeniden yorumlayan İbrahim Tatlıses, 2022 yılında Gözleri Bela Kız türküsüne klip çekti. Akşamdan aşta gel. Yaylalar, 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 yaylalar. Dağları dolaşta gel. Dolo, dolo, yaylalar. Esmer kız, kara kız, gözleri bela kız. Telefonun başındayım, geç kalma arada. Rapçi genç
gençlere Kara Üzüm Habbesi türküsünde eşlik eden İbrahim Tatlıses 2023'te Devam Ki şarkısını yayınladı. Gözüm senle, tutar önüm eşter gibi. Bugün senden, yarın olur benden. Hani nasıl olsun, doyulmaz o esme. Kara üzüm gibi gözleri bozar ezber. Tabii. Kara Üzüm Habbesi. Devam ki. Kaçmaz kaçmaz benden, kaçmaz şaşmaz şaşmaz benden şaşmaz. Ateşi eden gamzeleri, ateşi eden gamzeleri. Hedef belli benden şaşmaz.